TV ile birlikte Kahpasiya programında Mesarga köylerinden eski ismiyle İpsos, yeni ismiyle Akova'dayız. Şimdi biz Akova'ya doğru yol almaktayız. Akova'nın kültürünü, geleneğini görüp sizlere göstereceğiz. Günaydın. Günaydın. Ve geçmiş Kurban Bayramınız geçerli olmak üzere sizlere kutlu olsun. ...1974 Barış Harekatı'ndan güneyden eski ismiyle Vudaköy, yeni ismiyle Akova'ya geldiler. Benim duyduğum kadarıyla, tabii ben hayatta Vuda'ya gitmiş adam değilim ben. Ama şimdi yollar açıldıktan sonra Vuda'ya gittim. Hakikaten çok güzel bir köydür. Ve Vuda halkının çok çalışkan bir köy olduğunu ben duydum. Yani şimdi burada kahvede oturan Vudalılar yağcılık diye sanmasın yani. Tabii bu sene biraz da bol yağ çıktık. Yağcılık diye sanmayın yani. Duyduğum kadarıyla gönene arpayı, börülceyi, fasulyayı, bamyayı, arpayı, buğdayı eker gibi tarlalara ekerlerdi. Ve tonlarca börülce, fasulya çıkarılmıştı Vudalılar. Ovaları çok verimli bir ova imişti. Tabii duyduğum kadarıyla şimdi biz bunları Vuda halkının ağzından duyacağız. Evet. Önce adını söyle bize. Derviş Özçoba. Çobancılık yaptınız mı? Dedem rahmetlik, dedem çobanıdı. Derviş
Çoban dervişler gene. Babam aldı onun soyadını. Demek orucusun da benim aynı akibete uğradım sen de. Evet. Nasıl babamın dedesinin dedesi deveciydi. Geçti dedeme, geçti babama. Çoban oğlu alacaktı. Çoban oğlunu aldığı başkası da öz çoban. Koyun. Sen Vudalısın. Evet. Doğuma büyüme. Doğuma büyüme. Evet. Tamam, biraz evvel anons ettiğim konu doğru mu? Doğru. Çünkü biz Karpaz bölgesinde Karpaz'ın kültürünü, Karpaz'ın tarlalarında neler yetiştiğini biliriz. Evet. Ama güneyde olan Türk köylerin köylerinde neler yetiştirdiğini bilmeyiz. Ayrıca her yerinden kültürü de değişir. Şimdi mikrofonu sana uzatayım ve Vuda hakkında bizlere neler söylemek istersin? Vuda hakkında neler söyleyeyim? Dediğin gibi bizim köyde ben doğdum, büyüdüm, ilkokulu bitirdim. İstedim ortaokula gideyim. Babam rahmetlik yollamadı beni. Gitti, senin bu giydiğin çizmeler gibi bir çift çizme yaptırdı bana. Koydu beni, öküzlerle tarla sürdüm. Öküzlerle ve ayaklarımda o çizmeleri kaldıramazdım. Elimde bu değneği, çift değneğini, bileğim açılırdı. Çocuğduk ya, o cılızdık. Yapamazdık. 2-3 sene böyle işletti beni. Ondan sonra bu Londra işi açıldı. Dedim gene traktör almazsan Londra'ya kaçacağım. Ben bu işi yapamam dedim yine bu öküzlerden. Korkarı da boştan şeyden, cahil adamıdı. Gitti aldı yine bir traktörcük ve başladı çiftçiliğe. Ondan buraya işte çiftçiliğine uğraştık, emekli olalım. Bu yana geldik, kendine devam ettirdik. Ancak dediğin gibi yani bizim bölge, Vuda köyü Kıbrıs'ta tek bir köydü hesap et. Yani burada da Karpaz'da olur göneni ama. Bizim Limasol'a kadar torbalar dolusu kuru börülce. Lefkoşa'ya kuru börülce. Tamam, işte ben böyle evet öyle. Gene bizim da Karpaz'dan süreceğim tarlayı iyi, tımar edeceğim tarlayı iyi, yağmur yesin ve öküzlerine ya da traktör, avlagodira deriz biz onlara, onunla cizi çekip göneni bulacaksın ve gönene düşüreceksin. Orada duyduğum kadarıyla aynı arpayı, buğdayı serper gibi börülceyi, fasulyeyi, mercimeği ve birçok kuru baklagilleri serpere geçerlerdi. Doğru mu? Fasulye yok ama börülceyi son her şey onlar. Dün dedikler bahalı olduydu diye serperdik böreceği, tarlayınca saçlarına sürerdik, olurdu. Yani ortalık böreceği dolardı. Karpuz, gavun, gönene, susam. Çok güzel mahsul çıkardık köyde. Bütün etraf biliyor. Telimosuna kadar böreceği gönderirdi bizim köy torbalar dolusu. Gönene olurdu. Bak etrafımızdan böremelik şey, klavya. Olmazdı onlarda. Olmazdı. Yok, olmazdı. Bir çok az. Beyaz, bizim yerimiz ise beyaz toprağıydı. Gönen tutardı. Açıldığında sen Vuda'ya gittin mi? Gittim, birkaç defa gittim. Sen Vuda'ya gittiğinde neler hissettin Vuda'da sen? Tabii doğup büyüdüğün yer. Neler hissettim? 10 gün hasta oldum. Görünce eski anıların hatırlan gittim. Tarlaları gezdim, gözdüm. Zaten o zamandan istemedim bileyim artık. İstemedim bileyim. Zira o tarafta baktık malımızı, mülkümüzü. Bu yanda geldik. Bir tarla verdiler bize, kilise tarlası çıkmış babama rahmetliye. Onu da elimizden aldılar. Kaldık öyle başıboş. Karşılık da alamadık. Bekleriz belki bir hal yolu da gidelim. O tarafta bütün malı satalım da parayı payı dedi. Böyle gelişimden artık. Bu anda karşılık da alamadık.
Hiç mal olmayanlar aldı, etti, eyledi. Bize bir tarla verdi. Orada kimse tarlası çıkmış. Evkaf dava etti hükümeti, zapt etti. Aldılar elimizden tarlayı. O da gitti elimizden. Yine ne bileyim artık ne olacak bu işin sonu. Şimdiki hükümetle de ilgilenmez. ÇTP hükümeti geldi, hiç ilgilenmedi. Şimdikiler yalnız gittim Eroğlu'na, ben doğruyu konuşurum. Erol dedi, bana dilekçe yap, ver içeri. Haklısın dedi. Yapmadım dilekçe. Ama düşünün bugün. Günle de gideyim bir araştırayım bakalım ne olacak bilmem artık. Bu durumlarla karışık mıydı? Evet, durumlar azdı köyde. Aranız nasıl idi? Vallahi durumlar bizim köyde azınlığıydı diye. İyi geçindik çok. Yani azınlığıydılar. Korkarlardı bizden. Malları da yoktu, bizim yanımızda çalışırlardı. Ne diyelim, çok iyi geçirdik sonuna kadar. Köyü dar ettik yani. Sen Buda'ya gittiğinde o tanıdığın Rumlardan buldun? Bulduk, birkaç tane bulduk. Tanıdın yani? Tabii ya, onlar bizi tanıdı. Bir güç arkadaş gittiydik, ötekilerini tanımadılar. Beni görü kanan tanıdılar, babama benzermişim. Yani benim ekrana görü kanan beni hepsi çıkarttı. Sen durmuş aynı babana benzerler bize. Şener Nami bizim bacan anan gittik, onları tanımadılar. Şener'i Tunay dediydi şey, Nikola'nın kızı. Beni görürken tanıdılar, babama bildirmiş. Nasıl misafir ettiler, kahve yaptılar? Yok yok, iyi kaçırdılar ya bizi, hiç şikayet etmeyi gene. Oturduğun eve sen şimdi Akova'da ev sahibi gelmedi. Asıl öz sahibi gelmedi. Kocası ölüymüş ama yok gene harpta öldü. Ne bileyim ben, bir olay olmuş. O tarafta otomobilin içine bir zaman limosunda duyulduydu bir diple o gambiyonun içine koydular. Yine ateşlerle geni kocasının. Karışı marışı galiba. Ailesi geldi, ubası geldi, kardeşleri geldi. Geldiler de eve, gördüler evi, incelediler, kaçtılar. Ve uruma dedim, ben doğru konuşurum. Uruma dedim, böğün gelirsen dedim yine, ben evi terk ederim dedim yine. Mal sizindir dedim yine. Yok dedi bana, sonunda dedi bana, tazminat alacak. Abu Zimnosi. Ne yapıyor ben deli dedi. Ha. Tazminat alacak galiba soğunda dedi. Dedim ben gelirsen dedim. Ben boşaltırım evi kaçarım dedim. Bayramında sabahleyin camiye gittik, geldik. Ondan sonra tabii ailenin büyüğünün gelen giden oldu bize. Saat 12'de 1'e doğru çocuklar, biz gittik kaynatama, alan içine. Kaynatama yaptılar. Evet. İlk başta kaynatama gittin yani. İlk başta anne... Karı verdi sana, tabii ona gideceksin. Yok, başka babam, annem öldü, babam da öldü ona. Baba yerindedir artık. Evet tabii, oraya gittik. Orada işte aileyle şey yaptık, görüştük falan ettik. Sonra torunlarım geldi. Onları aldık, köye geldim. Ne yemekleri yaptın sen bayramda torunlara, misafirlere? Çünkü isterimi öğreneyim mesela, Vuda'da olduğunuz dönemde yemeklerinizi.
Şimdi Buda'daki evetler mesela değişik, daha şeydir şimdi. Şimdi torunlara sorarak ne yersin, ne yiyeceksiniz? Ha, kimisi şiş kebabı ister, kimisi şeftali kebabı ister. İkisinden de yaparık. Gelince onlar zaten iki üç torunum vardır. Büyük anneden ayrılmaz. Küçükler gel benim inan. Bir şey yaptık, kebabımız falan ettik. Bekler onlar gelsin, gelmediler. Ne olacak? Torunlar dedi biz yiyecek dedi, kalırsa onlar da yesin dedi. Oturdular, yemek yaptı. Yemeği masaya vardım kendilerine. Kebabı koydum, sonra geldi çocuklarım da. Oturduk, yedik, içtik, eğlendik. Ne iş yapardın sen Buda'da? Buda'dayken ben çiftçilik yapardım. Çiftçilik ve çobancılık. Evet. Çobancılık. Evet, evet. Çiftçiliği yaparken sen traktörle mi yapardın yoksa kara sabanın? İlk 13 yaşında ortaokula gittim. Babam da rahmetli hasta olunca çıkardılar beni ortaokuldan. Çiftçiliğe başladım, hayvanlara bakmaya başladım falan. İkinci yıl tekrar ortaokula gittim. Bu sefer anne babam tekrar hasta oldu. Bu sefer tekrar çıktım şeyden. Öküzlerle hayvancılık yapardık. Bir gün hiç unutmam, en ilginç olayını söyleyeyim. Evet. Öğleyin gittim oğlak makinesine, o kadar biçerlerdi. Gittim yemek götür. Annem dedi götür yemeği dedi, irgatlar yesinler falan dedi. Götürdük yemeği oraya. Rahmetli babam dedi makineyi sür dedi de biçin 1-2 euro hazır olsun dedi. Yemekten sonra bayanlar bağlasınlar. Bağlasınlar demetleri falan. O anda biz tabii çocuğuyduk, uyuklardık biz. Öküz de şeydi, bir de devamlı yeme kalem yerdi. Ben de uyuklarken o saat öküzün ansırığı geldi. Ansırık eden bütün pislerim ağzıma geldi. Hayatımın en ilginç olayı. Ondan sonra traktör aldık. Traktörle başladık çiftçiyle. O şekilde devam etti. Traktör almadan ya da kumbay olmadan sen o ekinleri nasıl biçer? Elde biçerdi. Evet. Nasıl saman çıkarırdın, buğday çıkarırdın? Şimdi o zaman öküzden harman vardı. Harmana yazardık kalemi. Onun üzerine dönerdik. Hazır bir ay 15-20 gün ne kadarsa tekrar 10 günde bir o kalemi şeyi sama olana da çevirirdik. Tekrar sürerdik o şekilde. Sonra evvelki zamanda şimdi abi bilmem belki yenilebilmez. Uzun bir tınaz derdik biz ona. Uzun bir şey yapardık. Orada bulurduk o köyün ilerleyen eski insanları savururlardı. Buğdayı, arpayı ayrılsın diye. Bir gün bütün gün beklerdik kıbleden rüzgar etsin. Savuralım. Bazı günler savurduk. Saat 2'ye 3'e doğru poyraz dönerdi. Bu sefer bırakırdık. Ertesi güne bu şekilde ayrılırdı. Samanla arpa buğday. Ekin ektim en işe. Ekin ektim en işe. Kızlar gider cümbüşe. Kızlar gider cümbüşe. Helal olsun kız sana. Helal olsun kız sana, koynundaki yemişe, koynundaki yemişe. Ma bekledim, geleyim ben Gale Buludan, yabancı yerde şarkı söyleyeyim. Bekledim, başlangıcı yaptım sana, ben bir tanesini söyleyeyim. Ya unuttum neyi söyleyeyim ya? Ya bildiğini ya. Hangi gönül uslanır, sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle girdim. Sensiz yapamıyorum, ah. Bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim. Ah, kaç gönüle girdim. Sensiz yapamıyorum. Ah, bak yine geri geldim. İster yüzümü güldür, İster ağlat beni, bin gecenin yanında bir gece bırak beni. Kaç kere yemin ettim, ah, kaç gönüle girdim.
sensiz yapamıyorum. Ah bak yine geri geldim. Biraz evvel sorduk, sen niye evlisin değil? Evet. Kaç tane karı aldın? Bir tane. Bu sesle sen nasıl bir 10 tane karı alasın? 10 tane karı ya. Hadi ya. 10 tane karı. Bir tane kâfi geldi bize. Kâfi geldi. Ya kâfi geldi. Ya. Öyle bu sesle sen gençliğinde düğünlerde yahut da harmanlarda yahut da yollarda gezerken bu şarkıları söyleseydin senin arkanda lazım mıydı? Bu mi ya, ondan ilk defa söylerim ha, bu sebep oldu. Çok güzel. Arkadaşlar, yaşına göre çok güzel. Arkadaşlar içerdik işki aleminde falan da söylerdik işte. Ya. Evet, Akova'da köy gezilerine devam ediyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bilin. Ay seni daima görürüm televizyon. Görün beni. Ya o şeyde. Nerede? Yedi konukta. Dur bakalım, geleyim yanına, daha yanına bakalım. Gel. Nerede görün beni ise? Televizyonda. Beni. Ya. Vallahi. Ya. Ha, seni de televizyona koyacağım. Çünkü şimdi. De ya, büyük konukta değil. Şu çekersin evet. Yüzde konuşkan kadın yanında. Ha evet evet. Aa, ya. Yalnız onu gördün yani. Yok. Ha, televizyonlarda görmen yani. Ha, görürüm görürüm. Beğenin yani. Ya. Vallahi. Ya görürüm. Hoşuma yani bakalım ne diyeceğim bize şimdi, sen alalım seni de televizyona. Yok öyle de her gün çıkamam ben televizyonlara. İşim gücüm var. İşte bugün bir sesi çekin ama. Tamam ama alacak değilik seni, getirelim seni kanala ya. Ha. Ama sen zannettin ki alacak, getirelim seni kanala zannettin. Ben derdim ağzım iyi de şimdi yok ya. Yok ya, almayık seni ya. Almayık seni ya. Ayağına gelsin. Ya.
Evet ben bilin biraz karıları korkarım ben. Ne çiğ? Söyleyeyim sana niçin korkarım karıları ben. Var kadına deyiz ederim. Öptü bana ama. Senin yaşın kaçtır da bana deyiz ederim. Sen ne oldu? Ne dersen kendine. Ama ben nenenim sen kaç yaşındasın ya der bana. Aa. Ararsam elini öpeyim. Ha. Dur bakalım. Öptürmez elini kendini yok, genç ister. Benim o görüşüm yok. Tamam sen ben indin. Bu köyün hep nenesiyim. Teyzesiyim. Ben herkes Türkeller hele hep Aysel deyse derler. Benim adım Aysel. Nasıl lese desinler. O bir saygı bende büyük. Adın neydi senin? Aysel Erçakıcayım ben. Aysel Erçakıcı. Madem bu Çakıcılar da bu milletvekillerden. Hasan Erçakıcı'yı tanıyor. Hasan Erçakıcı. Annesiyim. Sen bak buraya üstüme. Sen Hasan Erçakıcı'nın annesisin. Ya. Şimdi ben sana söylesem ki o akşam ben Hasan Erçakıcı'yla içki içerdim inanacağım bana. Yok inanmam. O iş içmez. İşki derken de masamızda otururdu Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi. Bendeydiler de geldiler. Ha. Ya. Şeyde Gumyalık'ta Nidovikla'da. Ha. Onardılar bize masayı. Göre. Ekmek, soğan, biber, hendim, zeytin. Anladın? İşki derken sen o içmezdi. Biz içerdik. İçmez o içmezdi. Ne siyara içer ne içki içer ya. O büyük elçi Kaya. Kaya'ydı adı, Kaya'dı Büyükelçinin adı. Karısı da Nurhan'dı galiba, Nurcan'dı, Nurhan'dı. Aslında oğlu da var. Meldacıktır, o şekercıktır ya. Ama ne yağcılık gelinlere, ya. Ne yağcılık gelinlere. Gelin gelmezse oğlan da gelmez bize. Benim alayım tikayına ne vardır şu, sevecek gelini ya. Seven, oğlunu iyi tutarsa seven kendini. Ama oğlunu fena tutarsa istemen geniden. Ama bak, Hasan Bey. Akşamdır bana programlarını hiç kaçırmamdır bana. Vallahi çok sevinecek yani bileyim. Yemin ederim sana. Daha dün çıktım gazetede de okullar beni dün daha. Aydedir gazetede. Kaç çocuğun vardır? 4. Allah başına. Kaç erkek kaç? 3 tane oğlandır. Biri Hasan. Biri evet. De durmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdürüydü. O da evet. Okumuştular. Türkiye'de okudular. Evet. O adam da şu geldiyse Orta Doğu'da beraber okullardı. Bilirim. Onu çoktan kaldırdım. Bir de var Bülent Erçakıcı telefoncudur şeyde. Mausa'da. Telefon dairesi. Torun da oldu. Ya evlendirdim. Evlendirdim ya. Ya iki tane bir tane de bu sene evlendirdim. Ne taktın torunlara? Ben dedim gelenin ne istersiniz nenem? Aha bu kadar param vardı mesela. Bu paraya göre alın. İster bazınıza ister elinize. Ben gidersem de alayım size. Beğenmezsiniz. Evet, yok kavadır, evet. Yok onudur, yok bunu. Yok beyaz altındır, yok mavi altındır. Evet, şimdiki kızlar da... Gittik beraber, aldılar beğendiklerini, taktım kendilerine. Ve ödedin de. Ya, nasıl? Ben ödemeyeceğim. Keşke benim de öyle bir nenem ben olsaydı. Ben bayram geliyor çocuklarıma, konu komşuma. Bu defa o kadar para bozdum. Ben bunu ver hazır yetiştirmeyeyim. Bazen son geldiler artık buruklaştım çocuklara vermeyesin yani. Biz öyle alıştık. Yani kocamız da müstahadayın da çok verildi. Onun için ben hep çocuklarıma bir ay iki ay önünden başladım saklayın. Bana bak münevvere bakmadan sunucu benim. Ha çıkacak onu, şimdi onu. Onu her gün görün. Nerede gelmez ya eski ha. Komşumdur ama severler beni komşular ha. Çok. Bundakiler de eski komşumdur. Köyde de geldi bayram nasıl beni fırsat bölüm buldu da geldi. Bugün fırsat buldu. Ya. Ben senin gibi olsaydım eve koymazdım beni. Bugün yok, bayram değil ya. Hiç olur. Bugün bayram değil. O bana mutluluk verir. Ama gene geçerlidir senin için. Evet. Madem ki geldi geçer. Geçerliydi. İnsanları çok severim ben. Sen Budalısın değil. Ha bileyim. Budalıdır ama şeyden... Aslında köküm tatlı suluyum. Gözlerimi tatlı suda açtım. Tamam. Tatlı ben suyu bilin nedir? Bilirim ya. Bilin. Maroni'dir nedir? Şimdi Maroni'nin böyle... yanında evet. Ya. Maroni'nin yanında. Bu tatlı su Mari'ydi. Mari. Ha. Mari urumlar. Mari evet, derken. Maroni kaldı. Mari. Ha Mari. Evet nenem. Madem ki neneliği kabul ettin. Ha. Sevindim şimdi. Serpek Uzay. Sen bana tatlı sudan da, Buda'dan da eskilerden neler söylemek istersin bana? Aman romandı o biter. Roman. Neresinden tutayım? Neresine geleyim ben onu? Bak. Şimdi almayacağım bana böyle hikaye kalsın. En güzel anılarını ve en acı anılarını söyleyeyim. Aman size. Acım da var. Yahut da anılarım iyi. Yahut da şu tanıştığın dedem inan.
Acıyla, tatlıyla bu dünyayı 72 yaşındayım ben. 72 Allah yaşındayım. Acısıyla, tatlısıyla romanlar dolar yaşadığımız ha. bizim. Ha. Yaş, romanlar. Ben Tatlısu'da doğdum. Babam köyün ileri gelenlerinden idi, okumuşudu, müftarıydı, şirket katibiydi, her şeydi babam yani köyde. İleri görüşlüydü. Ben de yani bu da övünme gelmesin ha. Konuşmandan belli. Çalışkanıydım okulda, derslerimi çok bilirdim. Ama imkanı yoktu babamın bizi okutsun. Çünkü imkan dedim dese yani bas yoktu, yani ev tutma yoktu, nasıl diyeyimse. Şimdi biz Tatlısu'da, Tatlısu'da dağ köyü bir köydü. Yani deyimse kasabalara yakın değildi Tatlısu. Yani Larnaka'ya 30 mil idi. Eski Larnaka'ya. Hem Larnaka'da da okul yoktu mesela o zaman. Ben okul istediğim zaman. Yani 12 yaşındayken ben. Öyle vardı ama imkan yoktu. Yurtlar yoktu. Evet. Yurtlar yoktu. Galas'ın yurtta. Ondan sonra şey oldu. Öğretmen gitti babama dedi. Durmuş efendi bu kızını okut. Sen bak ileri görüşlüsün. Babam da rüştiye varmış köylerde. Yani bakalım. Mesela 1930'larda. Yani rüştiyeye gittiydi babam da okudu. Yani öyle kasabalarda okumadıydı. Ha. Liseler yoktu, şeyler yoktu. Babam da mesela ben dedi kızlarımı yollayacağım da atları çıksın yani şimdiki. Babam mesela hem ileri görüşlüydü ama evet. kapımızı açık görse bize kızardı. Okumadık ama yani okudun çocukları deneyimidir. Çocuklarım ama ben okumaya meraklıydım ve gazeteyi babam gazete alırdı ve şimdiye kadar her gün gazeteleri okudum. 2 yıldır gazete bulmam alayım okumam çünkü gazeteci uzaktır bunda. Her gün birini bulamaz yollasın. Anladın? Evet. Kocama geldiğim o Dikelya'da işlerdi. Geçerken bana alırdı. İlerle yeni düzeni. Ha. 74'ten belli 75'ten gelsin yeni düzeni okudum. Yani. Damadı da söylen gelin gibi. Damadı? Ha. Ya damadım gelin kimdir? Bilmeyen gelin yok. Kimdir? Erdal'dır şeyde Boğaz'da sakallı taksici. Seven damadı da gelin kadar. Ya yavaştır güveyciğim. Ne için söylemeyeyim? Gelini seven çok çoksa damadı. Yok. En fazla evlatlarım başta gelir ama gelinlerim olmasa evlatlarım da bu düzeni yaşamaz. Evet, güveyim evet. de kızımı besler. Onun için güveyimi de severim. Aa, kızın görecek beni cumartesi akşam beraber indik. Aha diyecek Hasan'a. Deveciyi gitti annene diyecek. Sayın kızım akşam beraber şey gelinim değil. Ha gelinim. Ha gelinim. Melda durun. Tamam biraz da şeyden. Ondan sonra 16 yaşında görücü usili. Hah onu söyle bak. Ha, görücü usili. 16 yaşında dur ben de konuşayım sen konuşmayasın. 16 yaşında görücülük geldiler sana. Ne? Geldiler bak. Ben istemem. Yani ha. mesela çocuğuydum ama gene de dedim babama yok dedim ben istemem dedim gene. Çünkü benim büyüğüm nişanlılıydı. Bir ha. de abim vardı düğünü olacaktı. Yani ha. babamın 8 tane evladı vardı. Ben istemem dedim gene. Pe dedim çok para da yoktu. Yani babam yayı geçin harnıplarınız vardı zeytinleriniz. Babam bakkaliye işledirdi falan ama ben dedim yok onlar para ister çıksınlar ceviz isterler. Ben istemem ben gitmem ben yapmam. Babam geldi buraya gördü Mustafa dayı. Çok beğendiler ailemizi. Bunlar Buda'nın kökü azizler derler kendilerine bunlara. Kocamın ailesine. Yani iyi insanıdılar. Herkese sordu övdüler gene. Görücü usulü bizi inşa ettiler.
Ama zannetti baban diyor, erkekler kayıp olacaktı, 16 yaşında evlendirdi. Ya, ya. Sen de isterdin. Yok, istemediydim. Ben görmediydim kendini. Görmediğim. Ya. Ben Vuda'da, o Vuda'da, ben tatlı suda. E görmedin, evet dedin. Ben de Edim Nakay'ım. Babamı ben çok severdim, duymadım. Eskiden babaya, Emine Verda görücüsüyle oldum. Babana karşı gelebilirdin. Babanın önünde konuşabilirdin. Babanın önünde ya sigara içesin, hala içmez bazısı ama ya konyak, ya kısa giyesin, ya kolsuz giyesin. Ayıp dedin o zaman. Şimdi kiler de giymez ya. Giymezler ya. Giymezler. İşte mesela giymişler. Geldik buraya, 1995'te nişan oldum. 1996'da evlendim. Anladın mı? 56'da yok. 56'da. 1955'te nikah oldum. 1956'da evlendim. Şu nikah olduydun. Kaç zaman nikahlı? 5 ay. 5 ay. 5 ay içinde kocan ölüdür değil mi? Ya, ikisi. Rahmetli dedem işinden gücünden geldiği zaman ve banyosunu, yemeğini yedikten sonra gelirdi ziyaretini. Gelirdi 15 günde bir saderik tatlı suda. Baban verdi yemeğe mi? Ha, nikahta kodu, nişan komazıdı. Nikah giydik, kütürdüm nikah giydik. Gelin olduk halkına, halkın önünde nikah giydi. Nikahlısıdır kodu. Ama benim büyüğüm nişanıydı, onu koymazdı eve. Nişan koymazdı. Nikah isterdi de olsun eve erkek insanlar. Nişan takacağın yüzüğü olmaz, koymazlardı. Şimdi koyarlar. Şimdi nişansız kollar. Nişansız? Ya. Nişan olmadan kollar. Arkadaştırlar şimdi. Arkadaştırlar değil mi? Ya. Arkadaştırlar. Arkadaştırlar. Şimdi arkadaştırlar. Anlayamadım nasıl arkadaştırlar. Ben duymadım. O arkadaşıdır der. Sormayın bile gene. Anne benim arkadaşım var der mesela. Şimdi benimkiler tabii evlidir. Ama kızdır oğlandır sorman kendine. Ben arkadaşımla kalırım der. Ama kızdır yoksa oğlandır bilmeyin. Arkadaşıdır. Ya, kendimizi ne yapalım? Ha. Siz neler söylemek istersiniz? Takımınız için istekleriniz, eksiklikleriniz. Sensin benim canım, tatlı sevgilim. Sen gönlümde açan fesli can çiçeğim. Sen gönlümde açan fesli can çiçeğim. Kız seni görünce oynar yüreğim. Abi dedim. Abi. Kabul ediyorsun değil mi? Evet. Fesli canımsın ben ayrılamam. Yarın tatlı dudağından ayrı kalamam. Canımsın fesli canımsın ben ayrılamam. Kucak kucak uyur iken ben uyanamam. Barbaros Halettin Paşa. Ha o da olsun. Ha Barbaros'un da vardı güzel bıyığı. Unuttum onu. Benim aklıma ilk Fatih Sultan Mehmet geldi. Düğününü anlat bize. Düğününü anlat. Düğünleri arkadaş söyledi, eski düğünler belli. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Canımsın fesli canımsın ben ayrılamam. Kucak kucak uyurken ben uyanamam. Ve hiçbir yerde gözüm yok gezmede. Sade isterim barış memleketim. Dur bakalım.